geç kaldı. Bahsiyle havuç kaba sakatladı beni. Yapma baba ya, dokunmadık bile. Resmen kendin düştün. Ben kaledeydim. Baba baba, dokunmamış. İkiniz birden girdiniz bana. Haluk, bizim de gözümüz var. Gördük, kendi kendine düştüm. Havuç omuz vurmasaydı, aynı zamanda da böyle çelme takmasaydı düşer miydim? Panzer gibi gidiyordum vallahi. Bence daha çok yer çekiminden düşmüş gibi duruyordun Haluk. Koştun, koştun, duramadın, pat diye düştün. Yani düşmeden önce de düşmemek için daha da hızlandın. O bence daha kötü düşmeye neden oldu. Hareket topaydı Ölük amca. Havuç abinin bir suçu yok. Konuşma sen. Sen ne anlarsın futboldan? Yapma Haluk amca, benim hayatım şansal büyük hale geçti. Aslında Haluk, yani sen kaleye geçseydin, ben ileride oynasaydım bence daha iyi olurdu. Sus sus sus! İnsan bir topu mu tutamaz? Yapma baba ya! Kim benim şutlarımı tutabilmiş ki otursun? Hele sen hiç konuşma! Faulcü havuç, kasap seni! Allah ya! Hala faul diyorsun baba ya! Bak ter boşandı ha! Keşke elimizde bir görüntü olsaydı da üzerine konuşsaydık. Ama yayıncı kuruluş görüntüler mi? Ah, havuç kafa, ah! Ay. Böyle biraz ekmek çiğneyip koysak mı acaba oraya? Ya saçmalama bir de! Öferem, öferem. Hadi Çağkoy, ay, otursana. Öf. Biz ayakta kaldı, hadi. Öf. Öf. Bak ter boşandı her tarafından yani. Bu işi bir tutturursak yanımızda başka palyançolar da çalıştırabiliriz abi. Çalıştırırız tabii. Palyançoluk zinciri bile kurarız. Trust oluruz abi. You are good. Very good. Haluk amca, iyi oynuyorsun diyor sana. O kadarını anladık herhalde. Kız Avrupalı tabii. Benim Avrupa'yı hareketlerimden hoşlanmış olabilir. Bundan sonra Avrupalılarla oynayacağım. Demek Alex beni seyretse hasta olacaktı. Ah Haluk amca, yaktın beni. Ben ne yaptım oğlum? 18 kişilik kadroya bile almadın beni. Havamı atamadım Alex'e. Ya anne, ne yapalım babama, ilaç mı ilaç alalım mı? Yok oğlum, hiçbir şey lazım değil. Çatlakmış zaten. Bir süre böyle kolunu askıda tutarsa sorun kalmayacakmış. Beyler, hadi geç oldu. Kalkalım artık. Alex, let's go. Ya şu evde ben de kalmak istiyorum. Hadi hadi gidelim. Dikkatli. Hadi görüşürüz. Bay bay. Affedersiniz. Çabuk. Alo? Evet? Hüseyin, hangi Hüseyin? Ha! Emine'nin Hüseyin. Ha tamam, tanıdım tabii, tanıdım. Nasılsın Hüseyin? Bu Hüseyin var ya, ben olmadan asla kendini tanıtamaz. O bir hiç aslında. Benim soyadımı kullanması gerekiyor. Anladım, tamam. Sivaslı Yakup'un kahvesinde. Biliyorum. Oraya gelirim, tamam. Orada görüşürüz. Hadi hoşça kal Hüseyin. Ne olmuş? Hüseyin şu palyaço işi var ya, onu hallettim. Gel görüşelim diyor. Başla Hüseyin, ben Merve'nin doğumuna gelmem. Aa, Orçun olur mu öyle şey yavrucuğum? Orçuncuğum, orada kaynaşırsınız belki. Böyle eğlenirsiniz ha? Hadi geç oldu, kalkalım artık oğlum. Yarın hadi. Okul var, hadi. Geçmiş olsun Haluk. Hadi Meltem, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi geçmiş kendine olsun. Hadi hoşça kal. Emine hoşça kal. Bekle. Hüseyin'e selam söyle, görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay. Benim şeyimi de versene palponu. Bir dakika, bir şey değil. Hangisi? Benim çanta. Bu değil benim ya. Ben yardımcı olsaydım. Hadi hoşçakalın, görüşürüz. Haluk amca, bir daha kendine iyi bak. Al işte bak, rutin bir hayatımız var diyordun. Şimdiki resme bak. En sevdiğim kolumu sakatladım, sağ kolum. Ben ne güzel böyle sağ elimle alıp kumandayı böyle güzel güzel böyle kanal değiştirecektim. Şimdi nasıl yapacağım? Valla iki şansın var. Ya sol elini kullanacaksın ya da benim seçtiğim kanal seyredeceksin. Müjde, 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 müjde. Hayırdır? Babam 1 kilo vermiş. Aa süper.
Babacığım ne oldu? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim kızım. Ne olacak? Havuç olacak o kardeşim düşürdü beni. Çıktı mı? Yok, bir çatlak varmış. Yani ailede bir tek bende çatlak yoktu, o da oldu. Hadi ya, geçmiş olsun. Biz de sizi yemeğe davet etmeye gelmiştik. Ne yemeği? Doktor babama eğer bir kilo verirsen bir öğün ne istersen onu ye demiş. Yani biz de böyle ailecek yemeğe gidelim dedik. Babam öyle söyledi Mustafa eniştelere. Yok, ben gelemem. Bu halde hiç gelemem. Sen en iyisi babanlara söyle, buraya gelsinler. Haluk'cum, bence sen yattığından biz sonra kutlayalım. Annen yalnız yemek yemek istemiyormuş. Şöyle toplu, kalabalık bir yemek yiyelim. Ha? Söyle babanlara, burada toplanıyoruz. Organizasyonu ben yapıyorum. Kızım sen de şuradan benim cep telefonumu getir, çantanın içinde. Seyyar tayyara bas. Halı sahada maç yaparsan sonun bu olur. Ya anlatamıyorum galiba. Ben panzer gibi gidiyordum. Senin o havuç kafalı oğlun bilerek ve isteyerek beni düşürdü. Ben gördüm, oradaydım. Nasıl o zaman böyle söyleyebiliyorsun ya? Alo, buyurun. Alo. Efendim? Tayyar abi. Efendim? Haluk ben. Hangi Haluk be? Taş fırın erkeği Haluk. Aa, Haluk Bey, buyurun be. Şimdi şöyle. Yarın akşam bizim evde böyle 8-10 kişilik bir çiğ köfte partisi yapalım diyoruz. Tabii yaparız Haluk Bey. Lafı bile mi olmaz? Biliyorsun çiğ köftenin mucidi benim. Tabii tabii, bilmez miyim? Şimdi Tayyar abi sen malzemeleri al, seninle sonra hesaplaşırız. Sen merak etme Haluk Bey. Benim kimsede hesabım kalmaz. İpucuğunu alırım. Hadi. Çiğ köfte mi? Yuh, yani çiğ köfteye de mi laf edeceksin? Haluk ben vejetaryenim. O senin problemin.